Efendim hayırlı akşamlar. Gündemin İzi programıyla karşınızdayız. Tabii gündemin izi olunca gündemde son derece sıcak. Gündem sıcak olunca gündemi nereden biliyoruz? Fransa'dan biliyoruz. Fransa dünden beri sarsılıyor. Belki biz Orta Doğu olarak bu olaylara alıştık artık. Her gün aslında bu faciaları yaşıyorduk ama Avrupa'nın orta göbeğinde olunca onların canları tatlı oluyor. Nedense bütün dünya hemen liderler vesairesi zirve üstüne zirve yapıyor. Bu da bize verdikleri değerden geçer. Evet, kısaca böyle dedikten sonra ben konuklarıma dönmek istiyorum. Cemil Barlas, Haberİzk Genel Yayın Yönetmeni. Hayırlı akşamlar diliyorum, İyi hoş akşamlar, geldiniz. Aynı zamanda gazeteci, yazar. Evet. Evet, Mehmet Çakıroğlu. Mehmet Çakıroğlu nasıl tanırsınız? Kamuoyunda 28 Şubat veya dışlanan, efendim ötekileştiren veya mazlumluk bir süreci son derece acı ve hüsranlarla aslında uzun yıllar sonrası rahatlığına bir nebze olsa kavuşan, tabii o süreci tamir etmek biraz zor, onu açıkça evet. Söylemekte yarar var. Silahlı kuvvetlerin evet peygamber ocağı veya Muhammed Aleyhisselam'ın ocağı olduğunu hep söyleriz, hep vurgularız, bunu hep tartışırız. Ama nedense söylem olarak Cemil Bey, bu isme bile tahammülü olmayanların peygamber ocağı demesi ve yanılmıyorsam yemeklerde bile dahi Tanrımıza hamdolsun, Allah'ımıza hamdolsun demiyorduk. Daha yeni bu yasalaştı. Genelkurmay'ın bildirisiyle belki kamuoyunda bilginiz evet. Var mı yok mu bilmiyorum ama yakinen de takip ediyorum. O beni hep incitmişti, Tanrımıza hamdolsun. Geçtiğimiz gün Genelkurmay Başkanlığı'nın yeni bildirisiyle artık Allah'ımıza hamdolsun yemek tekmiliyle de o da yasadan geçti. Böyle bir süreçten geçtiniz. Cemil Bey, özellikle bu Fransa'daki terör saldırısına gelelim hemen. Ciddi, son derece organizeli bir planlama. Burada Fransa'daki asıl meselenin özü nedir? Şimdi burada tabii terörü küresel olarak ele almak lazım. Terör dediğimiz şeyin pek fazla bir dini, imanı olmuyor. Bir üst akıl dediğimiz. Bir silah endüstrisi var, silah ve finans endüstrisi. Bu daha fazla silah satmak için ve daha yüksek faizli para satabilmek için dünyayı geriyor, savaş çıkartıyor. Ve şu anda tabii bizim bölgemizde yoğunlaştığı için bu sanki İslam üzerinden falan algılanıyor ama terörün insanlığa yapılmış bir şey bir kere. Bunu öyle algılamak lazım. Biz bu tip saldırılarda çok fazla savunmaya geçiyoruz. Müslüman terör yapar mı, onu yapar mı diye. Tabii ki yapmaz. Yani bunu söylemek bile bence gereksiz bir şey. Çünkü terörün dini olmaz. Terör insanlığa yapılmış bir şey. Paris'teki saldırıya gelecek olursak, Paris'teki saldırının katliamla en son bizim Ankara'da olan katliamın ben amacını aynı görüyorum. Bunların ikisi de aman Esad'a dokunmayın mesajıdır. Yani şimdi terör saldırılarında bomba patlatıldığı zaman biz hep bakıyoruz bizim iç seçim tablomuzu nasıl etkiler diye. Ama terör saldırılarının genellikle bu seçimlerle alakası olmuyor. Devletlerin devletlere verdiği mesajlar olarak değerlendirmek lazım bence bunu. Bu açıdan bakacak olursak da o Ankara'daki bombanın patladığı sırada olan şey neydi? İşte herkes Esad'lı geçişe evet demişti. Bir tek Türkiye hayır diyordu. Tabii bir de bu Esad'lı geçişe hayır diyen Fransa var. Yani ben bu açıdan bağlıyorum ki İkisinin de amacı aynı. Fakat burada tabii Türkiye ile Fransa'nın olaya yani olan olaya yaklaşımında da çok ciddi bir farklar var. Yani Türk milleti şimdi bu deney laboratuvarı gibi algı operasyonları, terörlerle o kadar tecrübelendi ki terörün istediği tepkiyi de vermiyor. Şimdi biz işte Ankara olayını yaşadık. Cumhuriyet tarihinin en büyük terör eylemi diye. Şimdi geçti. Baktık biz bir kendi içimize düşmedik. Sınırlarımızı kapamadık. Olağanüstü hal ilan etmedik. Ki 3 milyona yakında mülteci var. Mülteci var.
faillerin kim olduğunu da 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz, yakalandı. Fransa'ya bakıyorsun sen, terör ne istiyorsa onu yapıyor şu anda. Terör nedir? Terör korku demek, korku saçmak. O korkuyu saçıyor, sınırları kapattı, sosyal medyayı kapattı, sokağa çıkma yasağı koyabiliriz diyor, istediğimiz evi basabiliriz diyor. Yani bütün hayatı durdurdu. Şimdi böyle bir tepki veriyor. Kendi vatandaşlarını suçluyorlar. İşte göç etmiş vatandaş, acaba bunlardan mı oluyor? Bir anlaşıldı ki bir tanesi Fransız çıktı teröristlerin. Şimdi sınırları kapattılar. Doğumhaneleri de kapatmaları lazım. Eğer terörü hani o sınırdan geçenlere bağlıyorlarsa adam Fransız terörist. Onu ne yapacaklar? Yani verdiğimiz tepki açısından Türk toplumu çok olgunlaşmış bir vaziyette. Şimdi daha biz burada alışa geldik bir toplum mu olduk, yoksa gerçekten sağduyulu bir millet miyiz? Sağduyulu, ortak aklımız gelişti bizim. Yani biz bu algı operasyonlarının laboratuvar merkezi gibi çalıştık. Sinir sistemleriyle çok oynanan. Tabii postmodern darbeler, işte onlar bunlar, muhturalar, doktor darbeleri, işte Ecevit'e yapılan. Yani o algı operasyonunun ve sandık dışı yollarla halkı kışkırtmanın her türlüsünü yaşadığımız için çok daha tecrübeliyiz. Avrupa yeni başlıyor daha buna. Yani terörle yeni tanışıyor. Şimdi onların da bence hayatı kolay değil. Onlar da işte sokaklara dökülmeye çalışacaklar. Sokaktan demokrasi arayışları, hak arayışları. Belki o yabancı kökenleri sokağa dökmeye çalışacaklar. Ne bileyim ben, onlar da 17 Aralıklarını yaşayacaklar. Ki belki Almanya onun benzerini o Volkswagen hikayesinde yaşıyor. Ne bileyim ben, belki İngiltere'de Londra gezisi çıkacak. Yani birazdan ben özellikle o İngiltere konusunda size gelmek isteyeceğim. Mehmet Bey'e de tam bu bağlamda şey yapalım. Çünkü onun özetinde, tartışma programımızın özetinde aslında bunu konuşmuş olacağız. Mehmet Bey, bir asker gözüyle bu Fransa'daki olaylara baktığımızda stratejide o biraz daha farklı düşünülüyor. O manada ne diyebilirsiniz? Şimdi benim görüşüm, tabii ki hiçbir zaman insanların ölmesini tasvip etmiyorum. Şüphesiz. Öncelikle. Yani o kadar insan niye öldü? Yani bu öncelikle ölen insanların etnik kimliği üzerinden konuşmak istersek, Türkiye'de de mesela Ankara'da bir saldırı oldu, Diyarbakır'da oldu. Fakat hiç bu kadar ses getirdiğine ben inanmıyorum yani. Evet. Yani bir Avrupalı olunca mı bu kadar ses getiriyor? Artı bir de basının göstermiş olduğu, yani Türkiye'deki yerel basınla, ulusal basınımızla, Fransa'daki basını baktığımız zaman, yani bu olaylar için Ankara'daki mesela olan olayda hemen hükümet istifaya davet edilmişti. Zaten bir seçim süreci öncesiydi malumunuz. Ondan sonra tam bir yetkiyle donanmış bir hükümetimiz de yoktu. Ama Fransa'daki olay bütün medya, hepsi hükümetin yanında yer aldı. Yani bizim medyamız maalesef hemen dediler ki işte Cumhurbaşkanı 3 gün önce hedef gösterdi. Hürriyet gazetesi zannedersin, Hürriyet mi, Cumhuriyet mi? Gazetelerden bir tanesi. Özellikle Cumhurbaşkanımızın Sayın Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi tahmin ediyorum. İşte hedef gösterdiğini söyledi. Sizin başınıza gelmesi lazım diye oradan cımbızla çekilmiş birkaç kelime aldılar. Yani medyanın tepkisi çok onu tasvip etmiyor. Peki o zaman ben hemen askeri, size... Askeri tabirle cevap vereyim. Buyurun. Şimdi Fransa, Cemil Bey'in ben tespitlerine katılıyorum tamamen. Yani Fransa Esad'ın gitmesini, esassız bir yönetim olmasını Türkiye ile beraber savundu. Ondan sonra Avrupa Birleşmiş Milletler'de Filistin'in yanında yer aldı. Filistin bayrağını kendi ilk olarak çeken ülkelerden bir tanesi. Yani kendi şeyin önüne, Fransız Cumhurbaşkanı'nın önüne ilk bayrağı çeken ülkelerden bir tanesi. Yani tabii ki bu tepkilerden dolayı şu anda aynı Türkiye'de nasıl Tayyip Erdoğan sıkıştırılmaya çalışıyorsa, orada da Fransız Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı sıkıştırılmaya çalışılıyor. Hollanda bu şeyde, Fransa'da çok mu seviliyor? Yani sevildiğini tahmin ediyorum.
Türkiye'de sizin o konuda şeyiniz. Yani Hollande belli ki daha yumuşak, daha insancıl refleksleri olan birisi. Merhamet duygusu biraz daha. Merhamet duygusu fakat çok becerikli olarak algılanmıyor. Yani hani iyi niyetli fakat Şahin kanadı değil. Zaten onu Şahin yapmaya çalışıyorlar. Yani ve büyük ölçüde de başarmışlar gibi gözüküyor. Yani Filistin bayrağını çekiyor, Esad'a karşı tavır alıyor. Hemen bombayı yiyor. İşte sınırlarını kapatıyor filan. Bir de onları yapmayacak iktidarı olsa, yani şimdi bizim Tayyip Erdoğan'ın sihiri burada başlıyor. Evet. Terör olduğu zaman ne diyor? Terörün mesajını alıp ben yere atıyorum diyor. Terörün istediği gibi davranmıyor. Orada şimdi birazcık terörün istediği gibi davranma durumu var. Mesela Avrupa'da şimdi İspanya'da çok dikkat etsin. Bence İspanya'da ikinci karıştırılacak yer. O da çok değişik bir şey yaptı. Peki ben o zaman bu söylediklerinizde şunu anlıyorum. Netanyahu'yu tutuklama çıkarttı. Aynı şeyden bahsedecektik. İsrail veya İngiltere tarafından organize edilen uluslararası bir mesaj taktiği gibi bir şey okunması lazım. Tam yani o kadar elden koyulup o değil ama yani, biliyoruz ki terör bir devletin başka bir devlete verdiği mesaj. Birkaç devlette de olabilir. Yani savaş diliyle verdiği bir mesaj veya gizli servislerin kullanılma tekniğine bağlı olan bir mesaj. Bir mesaj. Peki, şimdi bu Orta Doğu'daki özellikle Esad'la ilgili gelişim, Fransa'nın Filistin'e destek vermesinin iki nedeni var. Bir, Yasser Arafat'ın eşi Fransız'dı değil mi? Fransız. Evet. Fransız. Ermeni Fransız. Bir. Bir defa torunlar Arap ve şey diyoruz, Fransız diyoruz. Yani uzun yıllar Fransa'nın Orta Doğu coğrafyasına, Fransız kalmasına bağlıyoruz ama torunları da bir nevi oralı diyelim. İkincisi, Hatay'la ilgili 1940'larda biliyorsunuz Fransa'nın 1920'lerden tut 40'lara kadar Hatay ve Hatay sınırlarında Fransa'nın aynı zamanda Suriye'yi işgal ettiği süreçler vardır, sonra çekildiği süreçler var. Hep hak iddia eder. Aslında oynamak istediği amaç ne? Yani oynamak istediği amaç birincisi bence şu anda silah tacirlerinin elinde silah stoku bayağı birikti. Yani böyle sadece Suriye ve Irak'la Irak'ta şu anda olan bir silah satışı var. Bunları da siz de daha önce bir programımızda duydum ben, izledim yani. Yani Irak'ta, Suriye'de silah fabrikası yok. Evet. Ondan sonra bu G20 ülkelerine bir bakmak lazım. G20 ülkelerinden hangileri silah satıyor? Yani bunun üzerinde de konuşmak gerekiyor. Yani şimdi bir terör saldırısı yapılırken bundan sonra olacak olan hemen ne oldu? Savaş ilanı oldu değil mi? Fransa savaş ilan ederim dedi. Ondan sonra etnik olarak da Fransa ile Araplar arasında ciddi bir bağ var. Yani Fransızca ile Arapçaya baktığınız zaman mesela gırtlaktan konuşma filan bunlar kültürel olarak da aksan olarak da birbirlerine çok yakın bir lehçeleri var yani. Arapça ile Fransızca hemen hemen birbirine yakın bir konuşma. Birçok kelime mesela Arapçadan geçmiş Fransızca'ya. Yani yani askeri olarak ben cevap vermek istersem eğer silah satışını özellikle vurgulamak istiyorum. Ya Amerika'nın silah satmama gibi bir sıkıntısı var mı? Yani Amerika zaten satıyor. G20'lerin içerisinde Çin istediği kapasiteyi yakalayamadı ama Rusya yeterince zaten şimdi satıyor. Şimdi Sabri Bey, Avrupa Birliği savaşmayı unuttu. Yani Avrupa ülkeleri savaşmayı unuttu. Amerika belki de bunu hatırlatmak istiyor. Evet. Yani Orta Doğu'da Avrupa'da silah yani silah üretimi yapan bir ülke ben hatırlamıyorum yani. Bir İsveç var herhalde, İngiltere var. Ondan sonra Alman silah sanayi gene İngiltere. Şimdi şunu söyleyelim. Hollanda bugün tarımsal ekonomide söz sahibidir ama uçak ve teknoloji sanayinde çok güçlüdür. Mesela füze yazılım programlarında çok güçlüdür. Bugün İsveç, Finlandiya bunlar ağır sanayi üzerinden geçinen ülkeler. Yani basit veya çok rahat aslında savaşı da unuttu demek de doğru değil. Teknoloji en üst seviyede kullanan Cemil Bey ülkeler. Benim sadece buradaki asıl çizilmesi gereken şu. Silah sanayi lobileri evet böyle bir şey talep ederler, tekrar bir taktiksel şey yaparlar ama
gelecekteki aslında coğrafyayla ilgili şey maddeleri çok önemli. Yani çıkar maddeleri. Neden ABD uzun süre Türkiye'yi meşgul etti? Buna iyi bakmak lazım. Rusya geldikten sonraki süreci iyi okumak lazım. Evet. Ben tam bu anlamda tekrar Cemil Bey'e dönmek istiyorum. Cemil Bey, gerçekten silah sanayi üzerinde midir refleks yoksa başka nedenler mi var? Yani sadece silah sanayi değil, aslında tarihten bu yana oluşmuş sermayenin bir refleksi bu. Bu sermayenin içine silah da var, enerji de var, her şey var aslında. Fakat yeni dünyanın şöyle bir özelliği var. Yeni dünyadaki o egemen güç nizami savaş istemiyor. Sürekli düşük yoğunluklu bir gerilim istiyor. Çünkü şimdi bakacak olursak sadece Amerika'nın 1 trilyon dolarlık askeri harcaması var. Dünya da bir o kadar harcıyor. Yani bu kadar silah üretiliyor. Bunların bir şekilde satılması lazım. Fakat siz normal bir savaşa girdiğiniz zaman, iki ülke nizami ordularından savaşa girdiği zaman o iki ülkede bitiyor. Ekonomik olarak kalmıyor. Bir daha oraya senin silah satabileceğin bir durum olmuyor. Dolayısıyla bu gerilimi sürekli o endüstri bir yerde tutmak istiyor. Gerilim bir yerde tutulduğu zaman hem risk dediğimiz şey yükseldiği için faizler yükseliyor. Hem işte Fransa'da terör oldu, bir savaş ilan ettik. Silah alması lazım ama kimle savaşacak orada? Gidecek Suriye ile düşük yoğunluklu savaş yapacak. Yani olan bu. Tabii bir yandan da orada dönen olayın enerji hatlarından ilgili bir kısmı var. Ne oldu? Biz neyi yaşadık işte? Kürt barışı dediğimiz bir şeyi yaşadık. Aslında Kürt barışı dediğimiz şeyin özü neydi? Kuzey Irak'taki petrolün buradan akıp Avrupa'ya gitmesiydi. Akdeniz'den. Evet. Şimdi ne oldu o arada? Bir de Rusya ile anlaşma yaptık. Rusya'dan da buradan geçecekti. Mavi Akın projesi. Ne oldu işte? Bir takım güçler de rahatsız oldu. Dediler ki ya Türkiye tek geçiş yeri oluyor. Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir hat daha yapalım dediler. Türkiye'ye enerji şeysi. Yani bir yandan da o savaş yürüyor. Rusya niye girdi oraya? Çünkü Rusya Türkiye'den hattı şey yapmış, oradan ikinci bir hat Rusya'nın işine gelmiyor aslında. Yani Rusya'nın da girmesinin sebebi bu. İşte Kürtleri de zaten böyle kandırdılar. Buradaki şeyleri sattı, yani davasını sattı Kürt siyasetçiler. O Türkiye'nin dışında, Türkiye'nin güneyinde bir egemenlik alanı vaat ettiler. Kürtleri de böyle kandırdılar. Yani hem enerji hatları, hem silah sektörü, hem hepsi bir arada yürüyen bir şey. Ama insanlık açısından bakacak olursak da aslında her şey de o kadar göründüğü gibi değil. Yani geçen yüzyılda veya son 10 yıla baktığımız zaman insan ömürleri uzuyor savaşlarda. Her şeye rağmen ölen insanların sayıları azalıyor, hastalıklara çözüm bulunuyor. Yani dünya aslında algılandığı kadar da kötü gitmiyor bir yandan. Böyle de bir durumda var yani. Peki şeye ne dersiniz? Daha önce Adnan Paşa ile biz bu konuyu konuşmuştuk. Özellikle Oslo görüşmelerinden sonra Türkiye'nin Orta Doğu'da coğrafyasında veya Türkiye'de veya Kuzey'de veya Güney'de bütün Kürtlerle ilgili tarihsel bir kapı açıp çözüm süreci, barış sürecini pekiştirmek istedi. Onun arkasında işte 2013'lere geldiğimizde evet fiili devreye giren, sonra çok uluslu güçlerin zaten otoriter bir boşluk olan Irak hükümetinden kaynaklanan veya Suriye'deki boşluk ayaklanmanın gruplaşmalarıyla birlikte bölgedeki ciddi bir boşluk yaratıldı. Bu boşluğun içerisinde PKK'nın silah bırakması veya uzlaşması, kimi kaynaklara göre diyor ki Öcalan ve Barzani anlaştılar. Türkiye'ye bu noktada bağlılıklarını dile getirdiler. Milli misaki sınırlar içerisine çekilip bundan sonra coğrafyanın büyümesi, Kürt petrolünün Akdeniz üzerinden dünyaya açılması vesairesi. Burada da diyor Amerikan veya çok uluslu güçlerin istihbarat birimleri hemen devreye girdiler. DAEŞ denilen bir faktörü aldılar. Oradan PKK'nın üzerine sürdüler. PKK'ya siz silah bırakamazsanız, bırakırsanız biz sizi yok ederiz. Yerini biz alacağız demesiyle aslında olayın patlak verdiğini söylüyor. O zaman bu doğru bir tezdir. Yani. Değil mi? Doğru bir tez. Asker gözüyle baktığımızda Mehmet Bey, bu tezlere ne diyorsunuz?
Şimdi asker gözüyle diyorsunuz da askerlikten uzaklaşalı yaklaşık 30 sene oldu. Asker hiçbir zaman görevi bitmez. Yani askerin görevi bitmez. Zaten hani bizde bir yürüyüş kararı vardır ya, her Türk asker doğar. Doğar. Yani tabii ki bizim inancımıza bu aykırı. Her Türk önce Müslüman. Şimdi önce benim Müslüman de fazla doğar. Askerleri programa almamdan kaynaklanan bir şey var. Onu da geçtiğimiz günlerde beni herkes subay biliyormuş. O da tuhaf. Askeri terim ve şeylerin noktasında evet, terminolojiyi bizden iyi biliyorsunuz ya. Yani. Askeri terminolojiyi bizden iyi biliyorsunuz maşallah. Buyurun, dinliyorum. Yani şimdi ben sizin sözünüze katılıyorum. Yani DAEŞ denen örgüt önce sanki böyle İslami bir kimliği varmış gibi ortaya çıktı. İşte hangi Müslüman örgüt? Yani Müslüman örgüt diyorum. Müslüman hiçbir zaman zaten başlı başına kendisi bir kurumsal bir beden gibidir yani Müslümanlar. Yani Allahu Ekber diye kafa kesmek, bunlar zaten bir algı operasyonuydu. Hatta Fransız medyası herhalde silah sıkarken Allahu Ekber diye bağırdıklarını söylüyor. Öyle bir şey okudum yani. Ben çok haberleri çok izlemedim Fransa'daki olayla ilgili. Çok da bilgim yok yani o konuda. Fakat öyle bir şey gözüme ilişti. Yani Allahu Ekber diye yani DAEŞ'e iliştirilmeye çalışılıyor. DAEŞ de olsa, PKK da olsa zaten PKK ile DAEŞ'in işi olamaz mı? Suriye'de anlaştığını biliyoruz. Suriye'de birlikte hareket ettiğini PYD ile, özellikle bu seçimden sonra Obama'nın ağız değiştirmesi, ondan sonra işte PYD'ye biz silah yardımı yapmakla yanlış yaptık demesi, bundan sonra herhangi bir destek vermeyeceğiz demesi. Zaten PYD ve şu anda bizim kırmızı çizgimiz Fırat'ın kuzeyi mesela. Fırat'ın kuzeyine geçildiği takdirde biz müdahale edeceğiz. Müdahale de edildi yani. İki tane biliyorsunuz PYD'nin iki tane botları direkt F-16'larla vuruldu. Bu konudaki bizim kararlılığımızı biz gösterdik. Ve şu anda herhalde Sincar bölgesi Barzani peşmergeler tarafından ele geçirildi. Ele geçirildi demeyelim ona. DAEŞ tarafından teslim edildi. Hiçbir çatışma bile olmadı yani orada. Çatışma olmadan DAEŞ teslim etti orayı. Özellikle bu... O zaman ben şunu canlandırmakta yarar var mı? Ben, yani bir senaryo oynanıyor. Bir senaryo. Aynen. Barzani ile Cemil Bey siz bunu Türkiye Kobani olaylarıyla zaten savaşa çekilmek istendi. Hayır, ben şöyle bakıyorum olaya. Sincar bölgesi, Şengal bölgesi, Musul'a yakın olan stratejik bir bölgedir. Orası evet. Koridordur. Evet. Sincar bölgesinde zaten Yezidi Kürtler yaşar. Yezidi Kürtlerin yaşadığı bir coğrafyada DAEŞ'in orada Arap olarak barınması zaten doğru değil, işgalci olarak gözüküyordu. Musul'un zaten kenar bölgeleri, o bölgelere gidip dolaştığım için net biliyorum. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. O coğrafyada yaşaması zordur ama burada iyi okunması gereken soru işareti bu Cemil Bey. Şimdi Barzani peşmerge kuvvetleriyle hızlı bir şekilde bir lojistikle Sincar'a saldırdı. Ama Sincar'daki DAEŞ kuvvetleri yaklaşık 2000 kişilik kuvvetini bir gün öncesinden çekti, 60 kişiyi bıraktı veya evet. Deniliyor ki 400 kişi bıraktı. Bunlar da çatışmanın kısmen işte yaklaşık 60 kişinin öldürüldüğünü, diğerlerinin ise kaçtığını söylüyor. Şimdi Barzani'nin oraya girişi. Netanyahu'nun Amerika'da Obama ile görüşmesi, Obama'nın Netanyahu'ya canlı yayında Orta Doğu'daki çıkar ve politikalarımızdan, müttefiklerimizden ne gerekiyorsa yapılması gerekir demesi, arkasında Fransa'nın bir gün öncesinden kalkıp Orta Doğu'da Türkiye ile birlikte ortak bir kader çözüm Suriye konusunda ittifak yapmak zorundayız, Avrupa'da seslenmesi, arkasındaki dün o bombanın patlaması. Hepsi bunlar tesadüf değildir. Değil tabii. Stratejiyi bunu sizden dinleyelim. Şimdi bir de tabii DAEŞ veya IŞİD dediğimiz zaman şöyle bir gerçeği de göz ardı etmemek lazım. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Bir reklam arasına gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Efendim bir dakikalık bir reklam arası. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cemil Barlas Bey, Haberiz Genel Yayın Yönetmeni. Efendim bu Sincar bölgesi ve Barzani üzerindeki oynanan oyun ve Barzani'nin batılı mı, Türkiye taraftarı mı nedir? Bunun üzerine konuşuyorduk. Yani, buyurun. Tabii ki o Barzani'nin
uzun vadeli çıkarlarının, uzun vadeli ve kısa vadeli çıkarlarının hepsinin Türkiye'den geçtiği çok ortada. Yani zaten bütün ticareti Türkiye ile, petrolü satacağı yer Türkiye ile, belki fiilen koruyacağı ülkede, yani orayı varsa gene Türkiye. Ama bu şeye birazcık daha yukarıdan, mesela DAEŞ nasıl çıktı ortaya, IŞİD? Amerika Irak'a bombalayıp 2 milyon kişiyi öldürmeseydi böyle bir şey çıkar mıydı? Yani şimdi ne oluyor? Bu terör örgütleri dediğimiz şeyler, bizde de var işte PKK'sı, osu busu, bir toplumsal bir çatlağın üzerine oturuyor. Bizde de işte Diyarbakır'da Kürtlere işkenceler yapılıp devlet küstürüyor. Yani bir çatlağın bir çatlağa, ondan sonra onu devşirmeye başlıyorlar, o çatlağı. Evet. Yani DAEŞ'te olan da şey, o çatlağı bunun, sen Irak'ta gidip Saddam'ı linç edip 2 milyon kişiyi öldürürsen orada bir kızgınlık olması çok şey, yani hani olmaması mümkün değil. Enerji çıktıktan sonra da ortaya yapacak bir şey yok. Saddam'ın da hataları var. Yani Saddam Şiilere zulmetmesi. Ya o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Bir de şu var. Şiilerin de iktidara gelmesiyle birlikte onlar da aynı şiddet ve zulümle Sünniler üzerine gitti. Aynen öyle oldu. Bu şeylere şimdi ne oluyor? IŞİD dediğimiz şey, bir bakıyorsun İsrail'e tek kelime etmiyor. Bir tane eylem yapmıyor. İsrail'i koruyor açıkçası. İsrail'i koruyor. Arkasında İranlı var. Amerika belli ki bir ucundan tutuyor. Çünkü Amerika'nın ne kadar algı operasyonu varsa onlara da uygun davranıyor bir yandan. Ama tabii Amerika dediğimiz zaman da Amerika'yı da tek olarak da görmemek lazım yani. En büyük araç lojistiğini kim vermişti DAEŞ'e? İşte Amerika... İngiltere. İngiltere mi? Toyota'nın o bütün araçlarını 37 bin adet resmi kayıtlarda... Zaten Amerika'nın bütün silahlarına şey yaptı, yani DAEŞ dediğimiz şey, Irak'ı işgal ederken veya işte Saddam'ı yok ederken kullandığı bütün silahlar zaten elinde. Evet. Şimdi terör örgütleri böyle şeyler, ülkelerin yapması gereken ne? Şimdi bu terör örgütleri hiçbir zaman bitmeyecek. Sınırlar olduğu zaman düşmanların da olacak ve sana saldıracaklar bunun vasıtasını. Ülkelerin yapması gereken şey, o kendi içindeki çatlakları doldurması lazım. Bizim mesela yaptığımız gibi. Biz ne yaptık? Çözüm süreci dedik. Şimdi her ne kadar tepki vardıysa, tepki işte yanlış mı oldu? Çözüm sürecindeki verilen hakların hangisini iptal ettik? Hiçbirini iptal etmedik. Ayrıca daha çözüm, da verilmesi çözüm gerekiyor. Daha da verilme, yani Kürtlere değil, bütün vatandaşlara bütün verilmesi ülke lazım. Tamamlanıyor. Ne oldu çözüm süreci sonucunda? Biz o terör örgütünden Kürt halkını koparmış olduk. 100 kere işte sokağa çağırıyorlar. Hiçbiri gitmiyor. Sonunda oyları da düştü. Yani ülkelerin yapmaları gereken yer, kendi kapılarının önünü iyi temizleyecekler. Bizim kendi vatandaşımızı birbirimize kırdıracak ortamı yok edeceğiz. Ama bunun dışında terör bitmeyecek hiçbir zaman. Yani sınır olduğu müddetçe, orada da bir başka devlet olduğu müddetçe bu terör devam edecek. Ha, burada bir şey daha yapmamız lazım. Biz nedir? Hep başından beri dedik. Bütün laboratuvar gibi algı operasyonlarının filan hep şeyi olduk. Birazcık da biz yapmaya başlayalım. Niye hep kurbanız? Yani birazcık daha işte kendimize gelelim, o Birinci Dünya Savaşı'ndan beri işte yeni hep yatan uyuyan. Hep yatan uyuyan, işte tokat yemiş, operasyon yapılmış. Boğazların hasta adamı vesairesi. Hasta adamı. Şimdi biz de birazcık kendimize geliyoruz. Biz de birazcık Almanya'da bir seçim olduğu zaman biz de ona müdahil olalım. Niye onlar bize müdahil gündemi oluyor? Belirleyelim. Gündemi belirleyelim. Yani yapabileceğimiz şey bunlar. Yoksa terörü engellemesi kimsenin mümkün değil yani. Peki bu Fransa'daki böyle savaşı ilan etmesi vesairesi kalkıp şimdi önümüzdeki süreçlerde Orta Doğu'da neyi şekillendirmeye çalışacak? Yani Fransa'nın çok da bir menfaati yok Orta Doğu üzerinde. Yani Orta Doğu üzerinde en fazla menfaati olan ülkelerden bir tanesi İngiltere, biliyorsunuz. Yani İngiltere, hani bir söz vardır ya, iki tane çocuk kavga ediyor. Bir tanesi diyor ki az önce buradan uzun bacaklı bir İngiliz geçti. Yani iki kişi kavga ediyorsa... Bunun sebebi ondan, İngiliz yani. Oradan muhakkak bir İngiliz geçmiştir. Yani parmağı var orada. Kesinlikle. Yani evet. Fransa'daki bu olayda da İngiliz'in parmağı var. Çünkü malumunuz, yani dünya ekonomik güç üzerine kuruldu.
Aslında az önce Cemil Bey'in bahsettiği bir konu var. O benim ilgimi çekti onu açıkça söyleyeyim. Yumuşak seviyede stratejik savaş sistemleri var. Yani burada direkt füzelerin kullanılması değil ama füzelerin satın alınması veya uçakların satın alınması, teknolojinin yenilenmesi, devamlı güncel tutulması. Evet. Tüketen bir hamal ülke grubu oluşturulmalı. Herhalde bu bundan sebep. Ama burada benim özellikle ilgimi çeken şu. Rusya çok sessiz sedasız şeye geldi. Bir anda Birleşmiş Milletler'deki alınan 4 maddelik bir karar var. Kamuoyu bunu bence daha tam işleyemedi. O 4 maddede ne diyor? Diyor ki daha özgürlükçü hakların olgunlaşması, özgürlükçü hakların federatif yapısı veya özerk ilan edilmesi. Bu yani şu maddeleri içeriyor. Orta Doğu'daki tam istedikleri şekillendirme, yani çıkardıkları yasayla birlikte bunu arzulamışlar. Arkasında hemen Rusya geldi. Dedi ki tamam ben de varım bu sahnede. Sıra bende dedi. Neden? Amerika şu an diyor ki rahatsız, çok şiddetli tepki de gösteriyor şu an Rusya'ya. Ama bir yandan da ben diyor size lojistik destek veriyorum. DAEŞ'i vurmaktan çok Türkmen köylerini vuruyor değil mi? Aynen. Rejime muhalif olan yerleri vuruyor veya Özgür Suriye ordusunu vuruyor. Yani bu stratejide ne anlaşılması gerekir? Yani Rusya, Rusya'nın kesinlikle zaten bizim Boğazlar bölgesinden geçip, Boğazlar bölgesinden geçmesi için, Suriye'ye ulaşması için mutlaka Türkiye'den geçmesi gerekiyor. Zaten bizim 2023 hedefini ortaya koymanın sebebi de Lozan Barış Antlaşması. Şimdi konuyu biraz genişleteceğiz herhalde. Lozan Barış Antlaşması'nın sona ermiş olması. Şimdi o silahlar, PYD'ye verilen silahlar, Rusya PYD'ye silah vermedi mi zannediyorsunuz? Verdi. Rusya da verdi PYD'ye silah. Yani tamam. Orada IŞİD'e de verdi. Orada bütün olay tamamen Özgür Suriye ordusu ve muhaliflerin savaşı kaybetmesi. Yani Esed'in güçlenmesi. Esed'in güçlenmesi için de elinden geleni yapıyor. Amerika da destek veriyor. Amerika destek vermedi mi Esed'e? O da destek veriyor. El altına hayır, silah zaten veriyor. Ilımlı lider diyor el altına, şu an. Evet, el altına silah veriyor. Yani şimdi yavaş yavaş işte özellikle bu bizim milli iradenin tecelli etmesiyle yani 49,5 oy almasıyla Amerika ağız değiştirmeye başladı. Yani Esed'siz de olabilir demeye başladı. Yani dolayısıyla Amerika için Türkiye çok mu önemli? Çok önemli. Neden? Neden çok önemli? Çünkü bir kere bir İran gerçeği var. Evet. Gerçi İran'la Amerika'nın da ben düşman olduğuna inanmıyorum. Şahsen. Çünkü onlar... Bu benim hep ilgimi çeker Cemil Bey. Onlar birbirlerine, İran, aynen, İsrail. Müttefik mesela. Gibi bir algı var. Birbirlerine karışmazlar ama bir it dalaşı diye tabiri uygulanıyor. Yumuşak karın savaş sistemleri gibi tehdit unsurlar üzerine ama öbür tarafları dövmeye çalışıyorlar. Peki... Yani orada şöyle bir şey var. Hiç bana iki tane ülke söyleyin ki tam düşman olsun veya tam işbirliği içinde olsun. Böyle bir şey de yok. Yani şimdi Amerika ile İsrail'e bakıyorsun. Onların da çatıştığı bir sürü şey var. En düşman iki ülke bakıyorsun bir konuda anlaşabiliyor. Yani yeni dünyada bir de böyle bir şey var. O eski dünyanın... Küba'yla bile anlaşmaya gidiyorlar. Eski dünyanın iki kutuplu. Burası ak, burası kara. Böyle bir dünya yok. Artık herkes, biz de şimdi İsrail'le yapmıyoruz ama bir sürü konuda işbirliği devam ediyor. İran'la bir konuda oluyor, öbüründen olmuyor. Rusya'yla oluyor, olmuyor. Yani aslında her... Benim ilgimi çeken şu son zamanlarda kamuoyunda, Türk basınında, biz de özellikle ulusal ve yerel basında İran'ı direkt bir hedef tahtasına koymuşuz. Her taşın altında bir İran'ı sorgulama sürecine girdik. Bu doğru bir karar mı? Ya doğru bir karar çünkü şöyle bir şey var. Şimdi o çift kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçtik biz. Ne oldu işte global dünya, tek güç var Amerika Birleşik Devletleri. Sonra şimdi o da yıkıldı. Yani global tek bir güç olmayacağı, bölgesel güçlerin olacağı anlaşıldı. Yani Amerika tamam burada... İttifak güçleri mi? Amerika tamam burada etkili ama en önemlisi nedir? Kanada'da, Meksika'da Amerika. Rusya'da şimdi burada. Rusya'da bölgesel, küresel güç olma iddiasını belki bıraktı ama bölgesel güç olma iddiasını bırakmayacak Rusya'da. İran'da şimdi
bu bölgesel güç olmayı oynuyor. Türkiye'de bir bölgesel güç olmayı oynuyor ve İran bizim rakibimiz. Dolayısıyla her türlü kötülüğü beklemek ben de... Ben son zamanlarda biraz da öz eleştiri olarak şunu aşmakta yarar var. Yani ortak bir dilde bizde kamuoyunda her zaman İran'ı bir dövme şeyimiz var. Bu özellikle yani, cemaatçiler bir şey yaptılar. Pers, Acem falan diye. Sırtını dönmeyin, güvenmeyin vesaire. Bu tehlikeli bir şey değil mi? Yani İslami bir hukuk içerisinde nifak olarak bakıldığında bu da bize aykırı geliyor. Tabii aykırı yani. İran'ın herhangi bir ülkeden daha fazla... İran'ın bizden hiçbir zaman savaşı da olmamış. Tabii sınırımız değişmiyor. Niye savaş veya şey yapalım? Ama aynı zamanda özellikle ambargonun uygulandığı ki ve halen devam eden o ambargo sürecinde İran'ın yaşama damarı da Türkiye'dir. Ama bir yandan da İran'ın, bir yandan da İran'ın hakikaten bu oyunları oynayan bir ülke ve yeri geldiğinde de bel altı yapabilen de bir ülke. Ya mesela bu benim ilgimi çeker. İran nüfusunun, ben biraz inceledim. İran nüfusunda yaklaşık 4 milyon veya 6 milyon Ermeni vatandaşı var. 6 milyondan 5 milyon Kürt vatandaşı var. 25 milyondan 30 milyon Azeri vatandaşı var. O zaman İranlılar nereden oluşuyor? Ben biraz da bunu aşmakta yarar var. Daha Hristiyanı var, Yahudisi var vesairesi. Farklı farklı unsurlarda İran denilen bir millet var yani. Ve 10 bin yıllık bir medeni şeysi de var, hukuku da var yani. Bir de böyle bir özelliği var. Ama İran'ın şöyle bir özelliğine de ihtiyaç var. İran zaman zaman da Türkiye'nin Orta Doğu'da veya Batılılar tarafından fazla baskı altında tutulduğunda İran hemen aslında Türkiye'ye çoğu zaman destek olmuştur. Bunu niye konuşmuyoruz kamuoyunda? Yani İran'ı eleştiri ölçülerini alalım. İran evet, Türkiye'nin şu anki dış politikada böyle bir rakip olma özelliği var. Var, yani doğası gereği. Doğası gereği var çünkü sonuçta ülke diyor ki ben de varım sahnede, bu son derece doğaldır. Peki zaman zaman İran'ın kalkıp Türkiye'yi saygı göstermesiyle birlikte ben de arkanızdayım demesi, bir yerlere meydan okuması ki bunları da yaşadık. Özellikle 2007, 2008, 2009, 2010 yıllarında bunları çok iyi yaşadık. PKK ile mücadelede, PAJAK'la ilgili mücadelede Türkiye ile biliyorsun generallerin gidiş gelişleri vesaire koridorların açılması veya ortak operasyonların yapılması ama... O zaman da paralel yapabiliyorsunuz diyordu ki efendim biz İran'la savaşmak zorundaydık. Başlıkları yatılıyordu. Bunları bugün kimse konuşmuyor ama. Evet. Bunları da biraz aşmakta yarar var. Ya işte hiçbir şey ak veya kara olmuyor. Her ülkeye özellikle dış ilişkilerde böyle duygusal o kötü o iyi değil de çıkarlarına göre. Stratejik çıkarlar. Stratejik çıkarlar. Buna bakmak şimdi İran'dan senin sınırın var. Yani zaten stratejik ortaksın sen. Hani hiçbir şey yapmasan da aynı sınırdasın. Bu tarafa senin vasıtanla açılıyor. Sen de o tarafa onun vasıtasından açılıyor. Millet olarak da din mezhep olarak da aslında ortak. Ortak bir sürü şey var ama bir sürü de şey şimdi mesela kaçan PKK'lılar İran'a sığınıyorlar. Bir yandan da öyle de bir şey de var yani. Dolayısıyla hani bizim de oturup bu kartların yeniden dağıldığı şeyde oyunda duygularımızı bir yana bırakıp onlar gibi sırf mantığımızı ve çıkarımızı koymamız lazım ülke olarak. Yani bunu yapmamız lazım. İran komşumuz, hem rakibimiz, hem düşmanımız, hem dostumuz, hem müttefimiz, hem her şey yani. Bu açıdan çok kıvrak bakmak lazım şeylere. Kategorize edip onların algı operasyonunun sana bastırdığı şekilde o ülkeleri kategorize etmemek lazım. Bu çıkıyor. PYD'nin özellikle Suriye'deki yeni yaptığı cepheleşmeyle sık sık ben Azez'e ulaşmak istiyorum demesi... bu Rusya'nın da ben PYD'ye silah vereceğim demesi, buna ne diyorsunuz Mehmet Bey? Yani bunlar az önce de söylediğimiz gibi orada bir oyun oynanıyor. Oyunun tek hedefi bence Türkiye. Yani bütün ülkeler, yani ben burada biraz çok da fazla tamamen Türkiye üzerine oyun oynanıyor hedefini de göstermek istemiyorum yani. Ama görünen o ki tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi anlamda Suriye'ye bir operasyon yapması isteniliyor. Kobani olaylarıyla bu... İstenmenin ötesinde Türkiye'den başka birisini yapamayacağı anlaşılıyor. Yani ama Türkiye'de burada elindeki bu kozu çok iyi kullanması lazım. Yani özellikle Misak-ı Milli Sınırları denen
şu andaki müdahil olması gereken alanlara güvenli yani, bölge ilanına geçmesi kesinlikle lazım. Kesinlikle güvenli bölge ilanına, hatta gözden kaçan bir şey oldu. Deniz Baykal Kıbrıs'la ilgili. Kıbrıs'la ilgili değil. Deniz Baykal bundan yaklaşık, biz işte oradan ayrıldıktan sonraki dönemlerde Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ydı. Hatta ilk o dile getirmişti tampon bölge olayını. Ama bu maalesef çok fazla şeyi almadı. Çok fazla destek almadı. Hatta ben hayret dedim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir teklif geliyor. O tampon bölge, siz daha iyi biliyorsunuz. O bölgeyi coğrafi olarak çok iyi bilen, sınırlar zaten yanlış yerden geçiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin o Hakkari, özellikle Kandil'in olduğu bölge, Kandil'in bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırların içerisinde olması lazım. İngiltere'nin biliyorsunuz o şeye görüşmesi 1922'deki ilk görüşmelerin içerisinde baktığınızda Lozan öncesi. Lozan haritasının iyi incelenmesi, bir şeyler, maddelerin de iyi incelenmesi gerekiyor. Hakkari'de özellikle Cemil Bey, öyle güzel bir çizim yapılmış ki orada. Yani bilinçli, tamamen kasıtlı bir haritalandırma var orada. Yani şu anda PKK'nın yapılanması o zaman planlanmış. 1920'lerde yapılıyor. Yani. Hangi tarihlerde örgütün barınma ve olanakları, mücadele veya zor şartlarda düzenli bir ordunun giremeyeceği neresidir diye planlanmış. İşte 1850'lerde zaten İngilizler'de mi bahsettiniz? O petrol haritalarını çıkarmışlar. Ve ona göre bir dizayn yapmışlar zaten. Yani öyle bir durum koymuşlar ki işi çözemiyorsun zaten. İşte belki Lozan bitince de o sınırları yeniden düzenleme... Ben o zaman gelelim gündem siyasetine. Şunu söyleyeyim, özellikle size tekrar geleceğim Mehmet Bey. Barzani diyor ki milli misaki sınırlarına ben tabi tutun veya Kuzey Irak'ın %80'i, 85'i referandumdan Türkiye ilhak kararı istiyor. Aynen. Böyle bir şey var. Peki milli misaki sınırlarını alalım diyoruz. HDP bundan niye rahatsız? Çünkü HDP'ye orada Türkiye'den bağımsız bir şey vaat edilmiş. Yani burada Türkiye'de şöyle bakmak lazım. İki tane paralel yapısı var Türkiye'nin. Birisi bildiğimiz cemaat, dönemin cemaati, şimdinin paralel yapısı. Öbürü de PKK. Biri içeride paralel, öbürü de dışarıda paralel. Tamam. Şimdi bunlara nasıl bir strateji verilmiş? Böleceksin Türkiye'yi, buradakini biz alacağız, oradakini de siz alacaksınız demiş. Niye cemaat masayı devirdi, çözüm süreci oluyor diyor. Bölünme oyunu bozuldu mu diye şey oldu. Çünkü öyle bir rol paylaşımı olmuş. Yani Kürtlerin şeysi bu şu anda. Onlara deniyor ki sen işte orada bir yerde egemen olacaksın diyor. İşte paralellere de demiş ki o askeri darbeleri siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Buradaki askerlerden ümidi kesince. Aynen. Deniz Baykal da işte zaten bunlara karşı çıktığı için tasfiye ettiği söyleniyor. Amerika buradaki cuntacı askerlerini bir şekilde temizleyip paralel yapıyı, devlet mekanizmasındaki, polisteki, yargıdaki paralel yapısını devreye sokarak yönetmeye çalışıyor. İşte iki tane paralel yapımız var. İç var, dış var. Bunlar Türkiye ikiye bölüp paylaşmak üzerine yola çıkmışlar. Şimdi bütün bu oyunları bozuldu. Selahattin Demirtaş, bu sandıktan gerekli cevabı siz o psikoloji ve ruh haline baktığınız zaman, şu an mesela seni başkan seçtirmeyeceğiz diye bir söylem vardı. Şimdi de diyor ki efendim başkan seçtirmeyle uzlaşık kültürü içerisinde biz hazırız görüşmeye. Ne oldu? Niye söylemedik? Keşke cevabını aldı ama ben daha sert bir cevap bekliyordum. Yani HDP'nin barajı açıksız geçmemesi lazımdı. Çünkü burada şimdi politik doğruculuk yapanlar, ay ne güzel mecliste temsil edilsinler falan filan diyorlar ama ben bunların hiçbirisini kabul etmiyorum. Çünkü oradaki Kürt halkını, bu coğrafyanın halkını temsil eden bir siyaset değil. Gidiyor bir takım gizli servislerden, başka ülkelerden talimat alıp buna göre hareket eden... Ülkesinin değerlerini başka unsurlarla, yabancı yerlerle müzakere eden bir insanın samimiyeti... Dolayısıyla keşke baraj altında kalsaydı da o çoğunlukla anayasa daha kolay yapılsaydı. Daha burada tabii MHP'ye de haksızlık yapmamak lazım. Keşke MHP de baraj altında kalsaydı. Çünkü HDP nasıl etnik siyaset yapıyorsa MHP de bir şekilde
Aynının tersini MHP yapıyor. MHP çok sert bir cevap aldı ama. Aldı. Keşke o da daha sert alsaydı. Yani bu iki tane etnik kökene dayanan siyasi parti olduğu zaman... Birbirlerinden besleniyorlar ama. Etnik köken olduğu zaman ucunda hep kan var. Şüphesiz. Yani bizdeki toplum biraz daha gelişip, demokrasi daha da ilerlediği zaman bu etnik bazlı partilerin yok olacağını kendilerini düşünüyorum. Kendilerini yenileseler... Eğer toplumlar... Kürtçülükse, Kürt siyasetini CHP'nin içinde de yapabilirler, AK Parti'nin içinde de yapabilirler. Eğer milliyetçilikse ikisinde de var. Yani şimdi etnik partilere ihtiyaç yok. Bence seçmen keşke daha ağır bir cevap verip ikisini de yok etseydi de bu Türkiye daha istikrarlı bir yola girerdi. Ama gidişat da o yönde duruyor. Yani bugün yeniden bir seçim yapılsa, bugün bir seçim tekrarlansa ben ne HDP'nin ne MHP'nin barajı geçebileceğini düşünüyorum. Herkesin ortak bir görüşü bu. Bu son zamanlarda çok konuşulmaya başladı. Özellikle seçimden sonra bu daha çok netleşmeye başladı. Seçimlerle ilgili yorumlarınıza başvuralım. Özellikle bu %45, %43-45 bandında herkesin ortak bir beklentisiydi, evet. AK Partinin öyle bir şey. En azından ben canlı yayınlarda bunu açık dile getirdim. Evet. %49,5 kimse bekliyor muydu? Yani %49,5 bence şahsen sürpriz oldu. Yani seçmen nasıl 7 Haziran'da elinin ayarı kaçtıysa, yani AK Parti hükümetine bir uyarı yapmak istedi. Fakat biz maalesef millet olarak duygusal bir milletiz. Yani bazen hani Osmanlı tokadı diyoruz ya, karşımızdakini döverken bile, yani kavgada bile elimizin ayarı kaçıyor. Bu millet olarak da elinin ayarı kaçtı ama burada seçmen 1 Kasım'da çok bilinçli hareket etti. Yani olacak olayları gördü. Bu 5 aylık süreçte 7 Haziran 1 Kasım arasındaki olan olayları gördü. Muhalefet partilerinin çözüm üretmediğini, hiçbir zaman uzlaşma kültüründen uzak olduğunu gördü. O yüzden bence sürpriz olmadı. Yani AK Parti'nin yönetim kadrosu da bu seçimin belki sonuçlarını biliyorlardı. 47 bekliyorlardı. AK fakat, Parti yönetiminde fakat 47 fazla, bekliyordu. Fakat çok fazla yüksek anketlerde çok fazla telaffuz edilmedi. Çünkü rehavet olur, evet. Seçmen gitmez, oyunu vermez diye düşünüldü. Ben esas Sabri Bey şunu yani dile getirmek istiyorum. Buyurun. Şimdi Fethullah Gülen son bedduasında biliyorsunuz ilk bedduası. Yani hani o gübre olayını filan, gübre olsunlar filan, tabii bunların birer mesaj olduğunu artık öğrendik biz, yani Tevrat'tan alındığını. Pakraduni denen bir terör örgütüne lanet olsun diyor. Pakraduni. Evet. Onu, bugüne kadar Pakraduni'nin ne olduğunu ben bilmiyordum şahsen. Ya dedim Fethullah Gülen eğer ki bunlara beddua ediyorsa şunu bir araştırayım. Buna bir araştırayım, neymiş bu? Ne çıktı biliyor musunuz? Siz de araştırmışsınızdır belki. Pakraduni, Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki kripto Ermeniler. Ve şu anda PKK'nın bünyesinde bu oluşturuyor. Yani HDP'nin şu anda milletvekillerine bakın. İçlerinde birkaç tane tanıdığım samimi Müslümanlar da var. Altantan örneği. Altantan, Hüda Kaya. Hüda Kaya bizim ben 28 Şubat... Ben Hüda Kaya'nın oradaki o siyasetini onu da anlamadık ama. Yani. Hüda Kaya'nın nasıl halen daha hiç sessiz olarak o partinin içerisinde var olduğunu ben halen de anlamış değilim. Bilmiyorum yani ellerinde... Stratejik planlama yaparlarının ellerinde kasetleri mi var? Bir şey vardır, ellerinde evet. Bir kasetleri mi var? Orada kalacaksın diye baskı mı yapılıyor? Ben anlamış değilim. Yakinen de tanıyorum kendilerini yani. Evet. Yani bu Pakraduni örgütünün 2013 senesinde ben de bir 24 dakikalık bir video izledim. Çok enteresan araştırmalar yapılmış. Özellikle İblis'in kuruluşu diye, yani İblis'in kuruluşu diye bir video yapılmış. Çok güzel. Ben Facebook sayfamda da paylaştım. İzlemenizi tavsiye ederim yani. Çok, eyvallah. Çok ciddi şeyler var, deşifreler var yani. Yani o bakımdan bu Pakraduni'lerin özellikle bir mesaj veriyor. Yani ben artık bittim. Artık diyor bizi kurtarın. Ama terör örgütü diyor. Yani terör örgütü derken aslında Pakraduni denen terör örgütüne lanet olsun diyor.
Beni yalnız mı bıraktı diyor. Evet. Beni yalnız mı bıraktın diyor. Peki ne zaman sahip çıkacaksınız diyor. Ben o zaman yine bir konuyu tekrar hatırlatmakta yarar var. Bu paralel artık dilimiz Cemil Bey bazı yerlerde konuşurken paraleli farklı yerlerde de kullanmaya başladık. Paralel deyince o kadar çok dil alışkanlığı olmuş ki yani alışılagelmiş bir dur. Yani şu paralel şey olan diyoruz. Yani örnek bir şey vereceğiz paralel olan. Yani bu paralel düne kadar bu kadar kullanacağımız şey aklımıza gelmezdi. Bir kelime olarak aklımıza gelmez. Bu paralel ne oldu bu kadar hafızalarımıza işlendi? İşte yatarsın kalkarsın sabah akşam öğlen paralel denilen bir şey. Bu paralel birçok konuklarımızdan da bunu dinledik. Vatikan'daydı değil mi? Görüşmüştü. Papa'yla galiba görüşmüştü. Saygı evet. Duruşunda. İslam hukukunda biliyorsunuz saygının bir nezaketi var ama eğilme yoktur. Aynen. İslam dini hiçbir dine eğilme. Yani başımızla selam vermeyi bile yasaklamış yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir başka konumuz yani da. Yani karşılıklı selamlaşırken diyor Allah'ın selamını selamun aleyküm olarak verin. Verilir. Yani elle selam vermek ondan sonra hani askeri tabirle biz tamam selam veriyoruz o bir şekil gereği de. Fakat böyle karşılaştığınız zaman diyor başınızı eğmeyin. Eğilmeyin. Yani o evet. Şekilde. Mesela bizim bunu Türk kültüründe gördük şu şekilde mesela. Elimizi kalbim üzerine koymak bu şekilde. Eyvallah. Ama bunu sadece işaretle değil, lisanen de söylemek gerekiyor. Yani o Yahudiler buğz etmek gerekiyor. Yani. Doğru mu? Evet, aynen. Ama birçok konuğumuz da Sayın Fethullah Gülen'le ilgili kardinal derler. Batı'nın veya şeyin önemli papazlarından biridir diye o boyuta kadar da bunu belgelerle söyleyen veya hatta geçtiğimiz günlerde Sayın Mahmut Vanlıoğlu'nu konuk etmiştik. Bizzat kendisi de önemli bir şahsiyetin evet gerçekten kardinaldır demesi de buna demek ki şaşırmamak gerekiyor. Ama artık acınacak da bir duruma geldi. Çünkü hakikaten hani ne dediyse tersi oluyor. Bundan 2-3 yıl önce hazret mi desek, sayın mı desek, nereye koyacağımızı bilemezken şimdi... Ama cemaatin şeyleri ilahi kudreti artık peygamber sıfatıyla şey olarak, Mehdi olarak bekliyorlar. Ama artık yani o... Ama Mehdi'yi Türkiye'ye bekliyorlar. Saf ve temiz taban dediğimiz de artık bence ümidi kesti. Evet. Bence onun orada da pek rahatı kalmadı yani. Evet, eyvallah. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz Cemil Bey ile birlikte. Buyurun Cemil Bey, siz dinliyoruz. Özellikle bu... Paralel yapı mı, seçimden mi devam ediyoruz? Yok, paralel yapıda. Ondan sonra da bir 15 dakikalık sürecimiz var. Toparlamaya çalışacağız inşallah. Dinliyoruz sizi. Yani şimdi hakikaten paralel yapı dediğimiz şey bitti artık. Şöyle bitti, hiçbir operasyon gücü kalmadı. Fakat bir toplumsal yara olarak duruyor. Yani şimdi sayıları... oyları etkileyemeyecek bir sayıda olduklarını anladık. Yani bir ya boyların ölçüsünü aldılar. Bir oy potansiyelleri yok ama bakacak olursan 100 bin kişi mi, 200 bin kişi mi, 300 bin kişi mi? Bu şimdi bir toplumsal yara demek. Yani hem devletin içinde var, hala hakimlerin %20'si, %30'u bunlardan. Tamam bir operasyon çekemiyor, polislerin hala büyük bir kısmı bunlardan. Ve bir sürü devşirilmiş, kandırılmış çoluk çocuk var. İşte hipnoza uğramış. Hiçbir şey görmüyor, duymuyor. Şimdi böyle bir toplumsal yarayla karşı karşıyayız. Mankurtlaşmış. Yoksa şu anda paralel yapının artık bir operasyon yapıyor. Ben Mehmet Bey direkt bir soru hemen siz bize hatırlatın. Onun dediği gibi can derdine düşmüş yardım istiyor. Onu hemen yani. Sormak istiyorum. Mehmet Bey bu Silahlı Kuvvetlerin Harp Akademisi mülakat kısmına gelelim. Bir de polis akademisindeki mülakat kısmına gelelim. Veya polislerin seçilme, çevik kuvvet veya kolejden ilgili. %80'inin yine paralel veya o görüşteki insanlardan seçiliyor ve mülakata girenlerin tamamının halen paralelci olduğu söyleniyor. Evet. Bu doğru mu? Zaten polis kolejinin kapatılması, polis koleji kapatıldı biliyorsunuz. Tamam, onu biliyoruz. Tamamı eğitimcilerinin ve öğrencilerin de tamamının paralelci olduğu artık şey yapılamadı yani. Bunların birini tasfiye etsen yerine getirilecek olduğun da aynı. Aynı. Yerine getirdiğin adam da aynı. O da aynı faaliyete devam ediyor. Bu son emeklilikte biliyorsunuz emniyet müdürlerinin çoğu, şimdi, polislerden çoğu. Şu anda hükümetin de gündeminde 657 en önemli şey kanunun değiştirilmesi gerekiyor. Yani evet.
Şimdi bu kanuna göre görevden almış olduğunuz bir daire başkanı statüsünde. Daire başkanı ya da müdür veyahut da emniyet amiri. Evet. Görevden alıyorsunuz. Ondan sonra idare mahkemesine başvuruyor. Bölge idare mahkemesi. Bölge idare mahkemesine başvuruyor. Yürütmeyi durdurmayla hemen direkt görevine başlıyor. Evet. Önce yürütmeyi durdurma alıyor. Çünkü bölge idare mahkemesi hakimi de onlardan. Çünkü seçiyorlar. Davanın, yani sistemi profesyonel bir yani, şey. Aynı şey, lafınızı kestim. Aynı şey TRT'de var. Mesela aynı. Adam programcı, yapmayacağım diyor programı. Gidiyor mahkemeye başvuruyor, hayır yapacaksın. Şimdi gördüm ben orada, yayınlanmayan programlar çekiyorlar. Yani yayınlamayacak. Aynen. Ama aynen. Adam mahkemeden karar almış. Benim şeyim, parasını da ödüyor. Parasını da ödüyor. Yayınlanmayacak programlar çekiyor. Yani bu 657 sayılı devlet... Kesinlikle evet, değiştirilmesi gerekiyor. Yani 657 sayılı devlet memurları kanununun kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor. Hükümetin, yani şimdi diktatör falan diyorlar ya, bunu yaptığı zaman daha mı fazla diktatör olur onu bilmiyorum. Yani onu zaten biz öyle görmüyoruz. Çünkü yani bir de devlet tamamen, kapağı açıp hayat boyu besleneceğin bir yer olmamalı. Çalışan yani, çalışmalı, çalışmayan gitmeli değil mi? Artı emeklilik sisteminin de çok yeniden revize edilmesi gerekiyor. Yani şimdi 65 yaş... 657'ye tabi yasanın değiştirilmesi, o ABC bentleri var ya, kanun hükmündeki olan maddeleri var. Evet. 657'ye tabi olan devletin esas olan bir memuriyet hakları ve vasıflarıyla aslında sıralamış orada. Kamuda çalıştığım için söylüyorum. Evet, onlarla sık sık karşılaştık ama şu var. Bugün en çok şeyde paralelden bahsediyoruz. Çektiğimiz işte bunca sıkıntı vesaire vesile olan şu bu. Peki burada ben kamuoyuyla bir şey paylaşmak istiyorum. Paraleli tavsiye ederken farkında olmadan paralelin yerine de birilerini hazırlıyor muyuzdur acaba? Yarın devlet yine zafiyet yaşar mı? Mesela ABC denilen cemaatler. Yani şu anda mesela devlete sızacak birisi varsa anti paralel, yani cemaat düşmanı ve Tayyip Erdoğan hayranı veya taraftarı maskesinden sızıyor olması lazım. Bu maskeyi giyerek sızan eminim vardır bir kesinlikle sürü insan. Kesinlikle. Mesela bir vakıftan ben örnek bir şey vereyim. Mehmet şimdi Bey, bize devam bize edersiniz. Bize soruyorlar mesela. Evet. İşte yeni bir yapılanmaya gidilecek. Çalışmış olduğum kurumda yeni bir yapılanmaya gidilecek, üst düzey müdür, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve bu statüde olan paralelci var mı? Bana soruyorlar. Ben de diyorum ki bu devletin MİT'i var, bu devletin kurumları var. Eğer ki bunun cevabı bana düştüyse, vay bu devlet, tanımak için oluyor. Vay bu devletin haline. Yani şimdi. Zaten devletimiz biliyor her şeyi. Kimin ne olduğunu biliniyor. Ama yerine koyacak adam yok. Şimdi benim mesela Cemil Bey burada kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok önemli aslında bir ihbar geldi. Türkiye'deki şu an gündemde olan önemli bir vakıf veya bir cemaatten bahsediyoruz. Gerçekten özel insanların, hiçbir zaman devletin işlerine burnunu sokmayan, devlete yarar dışında hiçbir zaman zarar vermeyen... dini değerler doğrultusunda da vazifelerini yerine getirmeyen bir cemaatten bahsediyorum. Kamuoyunda yakinen tanıdığı, bildiği bir cemaatten bahsediyorum. Ama bu cemaat derken de paralelden bahsetmiyoruz. Onu da altını çizmekte yarar var. Diyorlar ki paralelin önemli isimleri şu an sakal bırakmış. Tabii tabii. Tamam mı? Paralelin önemli insanları sakal bırakmış. Dolaylı yollardan Ahmet'in, Mehmet'in, Sabri'nin, Mehmet'in veya Cemil Bey'in vasıtasıyla o vakıfların içerisinde sızmışlar. Şu an o vakıflardan bütün sistemleri ve yollarını yürütüyorlar. Evet. Bir de şöyle bir şey daha var size ek olarak söyleyeyim. Şimdi işte üst akıl falan eyvallah vesaire dedik. Bunların yeni stratejisi de şimdi ılımlı İslam sürdüler piyasaya. Bu ılımlı İslam özellikle Türkiye'de ellerini ayaklarına dolaştı. İşte ılımlı İslam dedim mi? Yani paralel yapı geliyor. Şeydir, ha. Şimdi artık radikal İslam üzerinden bir damar aradıkları söyleniyor. Yani burada ılımlı, önümüzdeki süreçte radikal İslam üzerinden kendi kontrol edebildikleri, provoke edebildikleri bir damar da aranıyor. Belki işte o cemaatçiler de o sakallarını takıp maskelerini değiştirip
o damarı da doldurmaya çalışıyor olabilirler yani. Uçlarda gezecekler. Yani uçlarda gezecekler. Evet. Yani. Alkol içmeye başlayacaklar. Dansözlerle falan görünmeye başlayacaklar. Evet, mi? Aynen. Ya Fethullah Gülen'in zaten önemli abileri veya hocaları veya müdürleri zaten Kıbrıs'a biliyorsunuz özel uçaklarla kumar oynayıp gidip gelenler evet, var mı zaten? Evet. Bu kamuoyuna yansıdı. Kamuoyunun afına sığınarak da bir konuyu paylaşmak istiyoruz. Cemaatin yapısı zaten dünyasıyla nasıl bir alemci bir yapıda olduğunu biliyorlar. Yani ama bugün bütün foyaları ortaya çıkınca artık bunu savunamıyorlar. Biliyorsunuz Kıbrıs deyince savunamıyorlar, kumar deyince savunamıyorlar veya başka alemlerden bahsedince savunamıyorlar vesaire. Ama şu var, ilahi kudret tarzı bir hocalarına gerçekten tapan bir fedai grubu var. Çünkü onları da öyle bir kandırmış ki bütün telefonları dinlemiş, onu yapmış, bunu yapmış, bu olacak diyor oluyor. Aa diyor bu adamın bir hikmeti var. Halbuki röntgencilik yapmış yani. Röntgencilik röntgenciliği röntgencilikten geldiğimiz noktaya. Ben özellikle çözüm sürecini hemen 5 dakika içerisinde Mehmet Bey, çözüm süreci buzdolabından mı çıkarılacak mı? Şimdi tabii halkın içerisinde olduğumuz için genellikle soruyoruz. Çözüm sürecinden ne anlıyorsun? Vatandaş gözümüzün içine bakıyor. Yani burada AK Parti'nin, yani hükümetin bu çözüm sürecini ben halkımıza iyi anlatamadığı kanaatindeyim. Aynı zamanda başkanlık sistemi için de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Ben bunları sık sık programlarda işledim. Evet, yani başkanlık sistemi nedir diye soruyorum. O işte bölünmedir, federasyondur, şudur budur. Halbuki başkanlık sistemi vatandaşa anlattığımız zaman yerinde idaredir. Yerinden evet. idaredir. Yani bugün parlamenter sistemle siz bir senato sistemine geçtiğiniz zaman bir senatör olacak, bölge senatörleri olacak. Başkanlık sistemine geçtiğiniz zaman ondan sonra bu bölge onlar da şart bölge yani. Senatörleri bir senatör o farklıdır. Onun senatör sistemi şeyden önce teknik yönetim sistemleri üzerine farklıdır. Türkiye'ye yani has olabilir batılılardan tabii, tabii, örnek Türk, almış Türk olabilir. Yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti'ne özgü bir başkanlık sistemi oturulur, konuşulur. Akademisyenlerimiz eyvallah. Eskisi gibi değil. Yani şimdi artık bizim beyin göçümüz elhamdülillah yok artık yani. Akademisyenlerimiz var. Hepsi vatan millet için kafa yoran gerçek anlamda insanlarımız var yani eskisi gibi değiliz. Yani şu 12-13 sene içerisinde biz yavaş yavaş özümüze dönüyoruz diye peki, düşünüyorum. Peki çözüm ben. Sürecine gelelim. Yani çözüm süreci bence bir kere Kürt'le PKK'yı birbirinden ayırmak gerekiyor. Tek muhatap yani olarak bunu, da PKK'nın muhatap alınması veya HDP'nin muhatap alınması. Biz bunu biliyoruz da yani HDP ile PKK'nın bir kere artık nasıl olur bilemiyorum. Bölgeye bizzat gidip yani bölge insanlığına bunu anlatılması gerekiyor. Biz mesela sosyal medyada ben bir paylaşım yapıyorum. Tepki gösteriyor vatandaş. Önce hakaret ediyor. Ondan sonra ben işin inceliğine girdiğim zaman önce profiline bakıyorum. Bakıyorum gerçek anlamda bu şey HDP'li. Ya arkadaşım diyorum bak aynı zamanda da camide namaz kılarken çekilmiş de fotoğrafları var. Ya sen ya diyor, her HDP'li ateisttir anlamına gelmiyor. Değil, onlar değil. Hayır. Ama tabii, tabii. Bu toplumun ondan sonra, değerleri noktasında ondan sonra anlattıkça, eksik bir şey var zaten. Anlattıkça, yani birebir. Evet. Birebir anlattıkça bakıyorum, abi ben hemen siliyorum o paylaşımları diyor. Ben diyor yanlışımı gördüm diyor. Cemil Bey, ben o konuda size dönmek istiyorum. Hı. Çözüm süreci deyince aslında hükümet ne verdi? Veya buna karşılık hükümetin beklentisi neydi? Ve bundan sonra verilmesi gereken nedir? Şimdi çözüm sürecini şöyle özetleyebiliriz. Hepimizde bir ön yargı vardı. Bu ön yargı şuydu. Devlet zulüm yapıyor. Devlet zulüm yaptığı için terör oluyor. Devlet zulümünü keserse, bir zeytin dalı uzatırsa bu terör biter. Biter. Böyle bir ön yargımız vardı. Tabii, dağlara bahar gelecek. Dağlara bahar gelecek ve bu ön yargıyla yola koyulduk. Devlet en şefkatli elini uzattı. Evet. Hiç istedikleri, isteyebilecekleri de bir hak kalmadı. Fakat terör bitmedi. Nasıl 9-11 saldırısı... Ne verdi sizce? Bir şey vermedi. Orada olan pazarlık şuydu. Bir, şimdi bir kere hani demin konuştuk toplumdaki çatlak. Biz, tamam. Biz o toplumdaki çatlağı sıvarken bu örgütün silah atmadan kendi kendine lav etmesini bekledik. Tasfiye etmesi gibi. Kurşun atmadan, kimse ölmeden bu evet. örgüt kendi kendine tasfiye eder mi diye denedik. Etmiyormuş çünkü başka... Bir ucundan
havuç gösterdiler. Sen burada egemenlik sahibi olacaksın dedi. Olmadı ama ne oldu? Çözüm süreci dediğimiz şey bence amacına ulaştı. Devlet vatandaşıyla barıştı ondan sonra. Ve bu arada hatırlayın, Uludere olmuştu. Uludere'den dolayı 36 Roboski oluyor. İşte terörist ve kaçakçı karışımı insanlar öldü diye. Yok Lahey'e mi gidilecek, o mu olacak, bu mu olacak? Bütün operasyonlar durdu Uludere'den sonra. Meşruiyeti kalmadı çünkü devlet zulüm ediyor. Karşısında bir tepki var. Çözüm sürecinde ne oldu? Devletin zulüm etmediğini biz gördük. Ve bu operasyonların hepsi çok meşrulaştı. Şimdi Uludere'de 36 kişi olduk, kıyamet koptu. Şimdi 2000-3000 kişi öldü. Ne Avrupa'dan bir ses çıkabiliyor ne buradan. Çünkü iş meşru oldu. Ha bir yandan şöyle bir şey söyleniyor. İşte onlar samimi değildi, silah biriktirdiler, bilmem ne yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de armut toplamadı. İnsansız hava aracımızı tabii yaptık. Yani. Bunlar o çözüm sürecinin getirdiği... Bütün tespitlerini de yaptı yani. O çözüm sürecinin getirdiği lakaytlıkla deşifre oldular hepsi. Yolları kestiler bilmem ne. Devlet bir şey yapmadı ama devletliğini yapıp notlarını tuttu. Teknik olarak istihbaratı kendi özümüzden almaya başladı. Öz kaynaklarıyla beslenmesi gereken bütün damarları açtı. Aynen. Dolayısıyla şu aşamadan sonra şu manada bir çözüm süreci bir daha olmayacak. Biz neyi konuşuyorduk? Teröristler çıkacak, devlet vurmayacak bunları. Yani silahlı bir adam var orada ve devlet vurmuyor bunu. Şimdi böyle bir şey bir daha olmayacak. Senin silahın varsa devlet seni vurur. Yani bunun bir daha pazarlığı mazarlığı olmayacak. Zaten oturup şeyler manasında, haklar, insani haklar manasında da oturup herhalde PKK ile pazarlık yapmayacağız. Meclisimiz var, anayasa yapılacak. Bu saatten sonra Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi dediğimiz şey bizim. Yeni anayasamızdır ve başkanlık sistemidir. Çünkü başkanlık sistemi olmayıp çok başlılık olduğu zaman birliğimiz ve kardeşliğimiz bozuluyor. Araya fitne sokup birbirine düşürebiliyorlar. Mehmet Bey'in bahsettiği konu var. Diyor ki hükümet iki noktada bölge insanına bir şey anlatamadı. Bir, aslında çözüm sürecinde neler getirildiğini anlatamadı. İki, başkanlık sistemini anlatamadı. Bölge halkına değil, bölge halkı dışındaki diğer Türkiye'ye anlatılamadı. Yani, hayır, bölge halkına biz gittik biliyorsunuz. ASAM olarak da çözüm süreci raporları noktasında yani. Gittik. Orada birebir dinledik vesaire, rapora yayınladık. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanlığa da verdik. Yani burada bölge halkına veya tüm halka anlatılacak bir şey var. Bu saatten sonra devlet teröristle pazarlık yapmayacak. Gördü teröristi ya imha edecek, aynen, yakalıyorsa... Ve terörle mücadele kararlılıkla devam edecek. Yani bu bir kere, iki kere, kökü iki dört. Kökü kazınana kadar. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmadı. İki, başkanlık hiç anlatılmadı. Yani aynen, başkanlık için iki tane şey söylüyorlar. İkisi de yalan. Bir, diyorlar ki ülke bölünür. Evet. Bundan hiçbir alakası yok. Yani ülkenin federatif olmasından veya olmamasından hiçbir alakası yok. Ayrıca federatif olsa da bölündü demek değil. Bu bir. Evet. Bir ikincisi de diktatörlük olur diyorlar. Bu da yalan. Şu andaki Cumhurbaşkanlığı'nın daha fazla yetkileri Putin'de veya herhangi daha bir fazla. Hiçbir devlet başkanında yok. Yani bu ikisi de yalan ama AK Parti'nin tembellik etmeyip bunu bu netlikte tabanına anlatması lazım. Anlatmıyorlar. Anlatma, karışık kısacası bu. Çözüm sürecini buzdolabına koyduk diyor. Kafalar karışıyor, çıkar, yeniden karşımıza böyle bir şey mi gelir? Başkanlığı hiç anlatmıyor. Oturup anlatmaları lazım yani. Evet, peki. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. Cemil Bey, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki sefere tekrar sizi ağırlamak istiyoruz. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam aslında Fransa ile ilgili başladık. Çözüm süreci ve Orta Doğu'yu konuştuk. Terör nerede olursa olsun, hangi ırkta, dilde olursa olsun terördür. Bu Türkiye'de de olsa terördür, Britanya'da da olsa terördür, Fransa'da da olsa terör. Terörün ismi terör. Terör olunca şüphesiz ki biz terörden çok çektik. Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlara söylenmesi gereken şu. Ben de Doğu ve Güneydoğu'lu bir vatandaşım ve sizlerden biriyim. Devlet diyor ki ben size çok şey verdim. Aslında bir lütuf değildi. Devlet bana hakkım olan her şeyi vermeye çalıştı. Belki eksik kalan kısımlarını da tamamlayacak. Çünkü her yurttaşına eşit mesafede anayasal güvencesi olarak yapması gereken buydu. Ancak 80 yıllık veya 92 yıllık cumhuriyetin bütün günahlarını bir iktidara yüklemenin de ne kadar haksız bir orantı olduğunu kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Daha iyi yarınlarda buluşmak üzere hayırlı geceler diliyoruz efendim.